Kesinlikle inanmıyorum. Kesinlikle yalan söylüyor. Şu anda ben tam inandırıcılık bulmuyorum. Yani vatandaşın marketlerde, sokakta çok farklı. TÜİK yalan makinesine dönmüş. Yalan veriler. Yaşadığımızda TÜİK'in açıkladığının arasında dağlar kadar fark var. Türkiye'de resmi rakamları açıklayan TÜİK hakkında son zamanlarda birçok iddia ortaya atıldı. Bakalım Kayseri halkı ekonomiden sanayiye kendilerine rakamları ulaştıran TÜİK hakkında ne düşünüyor, güveniyorlar mı? Yani öyle %26 mı öyle bir şey açıklıyor herhalde, tam şu anda hatırlamıyorum ama %100 olduğunu düşünüyorum. Biz bunu mutfakta görüyoruz, biz bunu markette görüyoruz, yaşıyoruz, biz emekliyiz. Yani ben emekliyim ve aldığım maaş 1600 lira, benim 22 yıllık ödenmiş emekliliğim var. Çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda yapılan her şeyin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani açıklanan açıklamaların da doğru olmadığını düşünüyorum. Şu an için çok bir güvenim yok TÜİK verilerine. Sonuçta gösterilen enflasyon bile, yani bizim cebimize yansıyan enflasyonla TÜİK verilerinin gösterdiği enflasyon verileri bir değil. Yani bu yüzden de yani ayçiçek yan atıyorum %100 zam geliyor bir yıl içinde. Ama bize yansıtan enflasyon %19, %20'lerde, bu yüzden çok bir güvencem yok. Kesinlikle inanmıyorum, kesinlikle yalan söylüyor. Yani TÜİK dediğimiz zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın aklımıza geliyor. Onun talimatıyla hareket ediyor. Başka bir şey yok yani. Bunun tek alternatifi odur. Vallahi devletimize güveniyoruz. İnşallah doğru yapacaklarına inanıyoruz. Biz birbirimize destek olduğumuz sürece inşallah hiçbir güç bizi yenemeyecek. Doğru yanıtladığını düşünüyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum. Şu anda ben tam inandırıcılık bulmuyorum. Yani vatandaşın marketlerde, sokakta çok farklı. Yani cep değil, tüm bedeni yakıyor artık yani. Şu anda bir an bir çözüm bulması, yandım Allah bir durum yani. Ben pek inandırıcı bulmuyorum. Alım gücü bayağı bir düştü. Şu an pek inanmıyorum TÜİK'in açıklamalarına. İşsizlik olsun, bu asgari ücret oranları, enflasyon oranlarına falan inanmıyorum. Her şeye zam geliyor. Şu an ben bir genç olarak geleceğimi göremiyorum şu ülkede. Marketlere gittiğimizde, hayvancıların yem fiyatlarına baktığımızda, gübreye baktığımızda, yani üretim sektöründeki girdilere baktığımızda, taleplerine, tüketen insanların alışverişine baktığımızda TÜİK devlet kurumu olmasına rağmen sağlıklı bir açıklama yaptığına kesinlikle ve kesinlikle inanmıyor. Yani ciddi bir Ar-Ge yapılarak, sahada bir Ar-Ge yapılarak bir araştırma yapılıp da doğru sonuçları açıkladığına inanmıyorum. TÜİK yalan makinesine dönmüş. Yalan veriler. Yaşadığımızda TÜİK'in açıkladığının arasında dağlar kadar fark var. TÜİK nereden alıyorsa o fiyatları, gidip oradan alışveriş yapalım. Peki bazı vatandaşlar inandırıcı buluyor. Peki bunun nedeni nedir sizce? Onlara sormak lazım. Neyi inandırıcı buluyor? Hayatta bağlarını koparmış hayal aleminde yaşıyorlardır.